Evet dostlar, 3. bölümün 9 numaralı köşe taşında kalmışız en son. Hemen başlıyorum sorularını çözmeye. Şöyle kalemi de elime alayım ve odaklamasını da bir ayarlayalım. Bozulmasın, tamamdır. Evet, ilk sorumuzda x'in tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Yani biz x'in aralığını bulacağız arkadaşlar. Burada şimdi iki şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi şu. Normal bir kere üçgen eşitsizliğini yapacaksınız. Yani şunu yapacaksınız. 6'yı ortaya yazdınız. Bunu daha önceki köşe taşlarında yaptık. Diğer ikisinin toplamı ne yapar o? 3x. 5 ile eksi 2'nin toplamı da 3. Bir bunu yaptık. Bir de farkını alalım bunların. Tabii farkını yazarken de mutlak değer içinde yazıyorduk. 2x'ten x çıktı. X. Eksi 2'den 5 çıktı. Eksi 7. Bu da mutlak değer içinde. Şimdi bir bunu yazacağız bir kere. Buradan bir aralık bulacağız biz x için. Bir de neye dikkat etmeniz lazım? Bakın en tepede şunu vermiş. B açısı küçükmüş A'dan. Yani B'nin karşısındaki x artı 5 küçükmüş A'nın karşısındaki 2x eksi 2'den. Hemen burayı bir toparlayabiliriz. Bu 7 olur buraya gelirse. X de buraya gelirse x olur. Bakın buradan x'in 7'den büyük olduğunu bulduk. Şimdi bakalım burada neler bulacağız. Bir de burayı yapalım. Şimdi burada iki tane eşitsizlik sağlı sollu olduğu için şöyle yapıyoruz. Önce sağ tarafı yapalım. Şurayı bir elimize alalım. 3 buraya gelirse 3 kaldı. Küçüktür 3x. 3'e bölersek de 1 küçüktür x. Yani x'in buradan 1 olduğunu, 1'den büyük olduğunu bulduk. Bir de şu sol tarafı alıyordum dostlar şurayı. Mutlak değer küçüktür 6'dan. Bunu da nasıl yapıyoruz? Biraz uzun sürüyor burası. Yer yetmeyecek arkadaşlar ama idare edin. X eksi 7'yi ortaya yazıyordum. Bir küçüktür bir de büyüktür yazıyorum. 6'dan küçük eksi 6'dan da büyük diyorduk dostlarım. Şimdi 7 ile toplayacağız. 7 eklersek 1 olur. 7 eklersek burası x kaldı sadece. 7 eklersek de 13 olduğu. Buradan da 1 ile 13 aralığını bulduk. Şimdi doğru sınırını yazacağım dostlar. Asıl sınırımız hangisiydi? Bunu yazacağız. Bir kere küçük sınır için x bir birden büyük. X bir yine birden büyük. Bunlar aynı olduğu için bir tanesini sileyim artık. Buna bakmaya gerek yok. X'i bir birden büyük. Bir de 7'den büyük bulduk arkadaşlarım. Hangisini alıyorduk? 1 mi 7'yi mi alacağız? Küçük sınırlarda büyük olanı alıyorduk. Yani 7'yi alacağım o halde. Demek ki x'in asıl sınırı 7'den büyüktür x. Peki neyden küçük? Bakın üst sınır için bir tane değer var. Sadece 13'ten küçük olduğunu söylüyor. O da 13'ü yazdık buraya. İşte x'in gerçek aralığı budur. Ve buradaki değerler 8 var, 9 var, 10 var, 11 ve 12 var. Bunların da toplamını soruyor bize. Toplayalım. 11 ile 9'un toplamı 20'dir. 10 eklenirse 30 olur. 8 eklenirse 38. 2 ekledim 40. 10 ekledim 50. Yani toplam x'in alabileceği değerlerin toplamı 50'ymiş. Cevap Denizli'den geldi. Dikkatli olunca kolay soru oldu. Bakın tıpatıp aynısından bir tane daha var herhalde. Hemen bunu da yapalım dostum. Şimdi ilk önce 4'ü ortaya bir yazalım. Diyelim ki üçgen eşitsizliği yapıyorum. Toplamları ne yapar bunların toplamı? 3x artı 3 yapar. Farkları x artı 3 yapar farkları da. Şöyle yazayım. X'ten 2x çıktı. Eksi x. Ha, 2x'ten x çıkarsa x. Eksi 3 daha geldi. X eksi 3 yaparmış. Pardon yanlış söylemişim. Tabii ki mutlak değer içinde. Şimdi bunu yapacağız ama bir de şunu da yapacağız. Hatta onu da görelim hemen. B, C'den küçükmüş. Yani bu daha küçük. B'nin karşısındaki 2x küçükmüş. C'nin karşısındaki x artı 3'ten. Hemen x'i buraya alırsam x kaldı. Küçüktür 3. Bakın bu birinci aralığımızı bulduk x için. Şimdi iki tane de şuradan bulacağız. Hatta belki de 3 tane bulacağız. Onların hepsini genel bir değerlendireceğiz. Olayı bitireceğiz arkadaşları. Hadi başlayalım. Şimdi önce şu sağ tarafı alalım. 3 buraya gelirse 1 kaldı. 1 küçüktür 3x. 3'e bölersem 1 bölü 3 küçüktür x oldu. İşte x'in bir aralığını da buradan bulduk. Hadi şurayı alalım şimdi. Şu mutlak değerli kısmı. Onu da şurada yapayım dostlarım. Şurası yeter bize. X eksi 3'ü bir ortaya yazıyoruz. Bir 4'ten
Bir de eksi 4'ten büyük diyoruz. Bu eşitsizlik kısmını unuttuysanız hemen konu anlatım videoma bakınız dostlar. Matematik konu anlatım videosu 2021 tayfa için. Evet. 3 ile toplayalım. Eksi 1 oldu. Küçüktür. X oldu. 7 oldu. Bakın bir aralıkta buradan bulduk. Şimdi gerçek aralığını yazıyorum X'in. Üst sınır için yani küçük değer işte bir şeyden küçük dediği bir tek 7 var. O yüzden bunu direkt yazdım. 7. Alt sınır içinse bir de 3 varmış pardon çok özür dilerim. 3'ten küçük diyor. Burada da 7'den küçük diyor arkadaşlar. Bakın 2 tane varmış üst sınırı burada. Hangisini alacağım ben? Üst sınırlar için ne yapıyoruz demiştim. Küçük olanı. O yüzden 3'ü alacağım dostlar. İyi ki gördük onu. Bakın üst sınırımız 3 olacak. Alt sınıra gelelim. Ne bulduk şimdi? Bir eksi 1'den büyük bulduk. Bir de 1 bölü 3'ten büyük bulduk. Küçük sınırlarda da büyük olanı alacaktık. O yüzden 1 bölü 3'ü aldım. 1 bölü 3 demek 0 nokta bir şey. X ve 3. 0 nokta bir şeyden büyük sayılar 1, 2 sayılarıdır dostum. 3'ten de küçük dediği için bir tek 1 ile 2. X'in alabileceği kaç tam sayı değeri var? 1 ile 2 olmak üzere 2 tane tam sayı değeri vardır dedik. İlk iki sorumuz gayet güzelmiş. Şimdi geldik 3. sorumuza. Diyor ki ABC üçgenin çevresi en çok 80 olacak. Yani 80'den küçük. O zaman onu bir yazalım hemen. Çevresi ne bunun? 3x, 2x daha 5x'tir. Bir de 10, 12 mi? 20. Küçükmüş 80'den. 5x artı 20 çevresi yapıyor. 80'den küçük. O zaman 20'yi bu tarafa alırsak 5x küçüktür. 60 oldu. 5'e bölersek x küçüktür. 12 bulduk. Bakın bir aralık bulduk x için. 12'den küçükmüş x. Bakalım. Şimdi bir de ne yapacaktık? 20'yi ortaya yazacağız dostlar. 20'yi ortaya yazıp diyeceğiz ki toplamları 5x'ten küçüktür. Farkları x'ten büyüktür. X 20'den büyükmüş. Şurayı alırsam 20'yi 5'e böldük. 4'ten de büyükmüş x. Bunu da gördük. X büyüktür 4. X küçüktür 20. Bir de bunu bulduk. Bakın şöyle hani ayrı ayrı alıyordum ya bir burayı bir burayı alıyordum. X küçüktür 20. 3 tane aralık bulduk. Şimdi x'in küçüktür olduğu bir 20 var bir 12 var. Hangisini kabul edeceğim hocam? Yani üst sınırdır bu. Üst sınır için neyi alıyordum? Küçük olanı. Yani 12'yi kabul edeceğim. Demek ki 12'den küçükmüş x. Alt sınır için bir tane var zaten 4 o da. 4'ten de büyükmüş. Demek ki 4 ile 12 aralığında diyeceğiz. Cevabımız Denizli'den gelecek. Hocam buradaki eşittir olmasının sebebi ne? Bak en çok 80 olur diyor ya. 80 de olabilirmiş. Biz buraya eşittir baştan koyabilirmişiz aslında. Şurası da eşit tabii ki burası da eşit olacak. Yani x küçük eşittir 12 dedik. Evet 4 numaraya geldik. Bak burada da çevresini 39'dan küçük eşit diye kendisi söylemiş zaten. Hadi çevreyi yazalım. 2x, x daha 3x artı 12. 3x artı 12 küçük eşitmiş 39'dan. 3x küçük eşitmiş 27 olur. X küçük eşitmiş 9 olur. X 9'a eşit de olabilirmiş, 9'dan küçük de olabilirmiş. Bir de ne yapacaktık dostlarım? Şunların eşitsizliğini kullanalım. Yani 12'yi ortaya alalım. Toplamları 3x'ten küçük, farkları x'ten büyük. Şimdi sol tarafı alırsam x küçük 12 çıkar. Sağ tarafı alıp 3'e böldüğümde 4 küçüktür x çıkar. 4 küçüktür x çıktı. Evet, 3 tane aralığını bulduk. Şimdi x'in büyük olduğu bir tek 4 var. O yüzden x'i bir kere şöyle 4'ten büyük diye söyleyelim arkadaşlarım. 4'ten büyük olacak. X'in üst sınırı için yani küçük olduğu değerlerde bir 12'den küçük diyor, bir de 9'dan küçük diyor. Hangisini alacağız hocam? Üst sınır için ne yapıyorduk? Küçük olanı alacaktık. 9'u mu 12'yi mi? Tabii ki 9'u alacağız. Tabii 9'un yanında bir de eşittir de varmış. İşte bu kadar. X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? 4'ten büyük olacak. 5 olur, 6 olur, 7 olur. 8 olur bir de 9 olur arkadaşlarım. Çünkü 9'a da eşit toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane varmış. Cevabımız Edirne'den geldi. Evet 9 numarayı da gömdük. Hemen 10 numaralı köşe taşımızı koyalım önümüze bakalım ne diyor. Birinci sorumuz arkadaşlarım. Diyor ki AC uzunluğu
Bir reel sayı ise, he, bak ne demek bu? Sen demek AC'yi virgüllü sayıda seçebilirsin. Tamam. Şimdi ilk önce AC'yi şöyle bir ortaya yazalım. AC şu soldaki üçgenden 10 ile 6'nın toplamı 16'dan küçüktür diyelim. 10 ile 6'nın farkı 4'ten büyüktür diyelim. Tamam hocam. Bize de ADC üçgeninin, yani şu üçgenin çevresinin en küçük değeri en az kaç olur diye soruyor. Peki ben bu durumda AC'yi de en küçük seçmeli miyim arkadaşım? Çünkü çevrenin de en küçük olmasını istiyorum tam sayı olarak. O zaman AC'yi de en küçük seçmeliyim. Peki sen olsan AC'yi buradan kaç seçersin? Kurban olayım 5 deme. Neden? Çünkü AC tam sayı dememiş. İlla tam sayı seçeceğim diye zorlama kendini. Bak burada basa basa söylemiş ki ÖSYM bunu yapmaz bile. Bir reel sayı demez. Hiçbir şey demez arkadaşım. Sen o zaman diyeceksin ki tam sayı dememiş diyeceksin. Ben o halde AC'yi 4,1 seçerim. Daha da küçüğü yoktur zaten dersin. AC'yi en az 4,1 seçtim canım kardeşim. Tamam hocam, çok güzel. Şimdi AC 4,1. Eyvallah. Şimdi gelelim şu üçgenin çevresine. Dostum kural neydi? 4,1'i ortaya yazsam şöyle. 4,1. Diğer iki kenarın, yani AD ile DC'nin toplamı 4,1'den daha büyük olmayacak mıydı? Peki çevre dediğim şeyde bu 4,1 ile şu iki kenarın toplamı değil midir? O halde ben bu iki kenarı da mümkün olduğunca küçük seçeceğim. 4,1'den büyük olacak ve küçük seçeceğim dostum mümkün olduğunca. Hemen 4,2 der gibi oldunuz değil mi? 4,2 doğru. 4,2, 4,3, 4,4. Ama diyor ki bak en sonunda da çevreyi isteyecek bizden. Yani üç kenarın toplamını isteyecek canım kardeşim. O yüzden hani topladığında tam sayı olan bir değer seçelim. 4,2 de seçebilirsin tabii ki ama 4,9 seç. Çünkü 4,9 olursa bu ikisinin toplamı 4,1 ile toplarsan ne yaptı? 9 yaptı. İşte alabileceğin en küçük değer de bu çıktı. Hadi bakalım bir tane daha vardır inşallah buna benzer. Daha da iyi öğrenirsiniz. Bakın burada da çok benzeri. Diyor ki AB 5, 8, 7 işte yukarıda verilenlere göre CD uzunluğunu en çok kaç olur diye soruyor. İşte aynısı arkadaşlar. Bak burada BC'ye bak, BC'ye. Senin kilit noktan BC. BC için tam sayı olsun diye bir şart koşmuş mu? Hayır, koşmamış. O yüzden sen BC'yi virgüllü sayılar da seçebilirsin. Şimdi gelin ilk önce BC'nin aralığını bulalım. Y dedim ben ona. BC dediğimiz şey 13'ten küçük, 3'ten de büyük olacak. Toplamlarıyla farkları dedik. Şimdi bize diyor ki x'in en büyük değeri. Lan diyorsun ki x'in en büyük olması için y'nin de en büyük olması lazım. Peki y'yi kaç seçeyim hocam ben? Sakın ha 12 seçme. Çünkü 12,9 seçersen bak daha büyük bir değer seçmişsindir. Çünkü y için tam sayı olsun demiyor. O yüzden ben de 12,9 seçtim y'yi. Peki şimdi x'i bulalım. X için kural neydi? Diğer ikisinin toplamı, yani 12,9 ile 7'nin toplamı 19,9 çıkar. İkisinin farkı. Bu bizi ilgilendirmiyor. Kaç çıkarsa çıksın. Çünkü en büyük değerini istiyor. 19,9'dan daha küçük olan en büyük sayı nedir? 19'dur. Bakın hocalarım da zaten çok güzel bir şekilde buraya dikkat etmen kısmı yazmış zaten. Gereken kısım yazılmış. Evet. 3 numaradayız canım kardeşim. Bak bu sefer işte AC'nin tam sayı olduğunu söylemiş. Şimdi sen normalde AC'yi şöyle yazacaksın, değil mi? Diyeceksin ki AC için hocam 7 ile 8'in toplamı 15'ten küçük, 7 ile 8'in farkı 1'den büyük. ACD üçgeninin çevresinin tam sayı değeri en az kaçtır diye soruyor diyeceksin. Sonra da diyeceksin ki hocam ben bunu 1,1 seçebilir miyim? Hayır, artık seçemezsin. Çünkü AC'nin ne olmasını istiyor bizden? Tam sayı olmasını istiyor. O yüzden sen burayı en az 2 seçebilirsin artık. Peki burası 2 ise AC'yi 2 seçtim. Şimdi AD ile DC'nin toplamı neydi? Kural üçgen eşitsizliğinde bu 2'den büyük olmak zorundaydı. Farkları bizi ilgilendirmiyor. Toplamları ilgilendiriyor çevreyi sorduğu için. Çevrenin de diyor en az kaç olabilir? Şimdi burası 2'den büyükse en az kaç seçerim ben burayı? 3.
Bunların toplamını 3 buldum. 2 de buradan geldi. Bak çevre en az 5 çıktı. Cevap Adana'dan patladı. Evet, dördüncü sorudayız arkadaşlarım. ACD üçgeninde AC'de tüm kenar uzunlukları farklı tam sayılar. Oba bak. Demek ki bu üçgenin kenar uzunlukları tam sayıymış. Artık virgüllü sayı seçemezsin. Gelin şu AC'yi bir bulalım ilk önce biz. AC şu üçgende toplamları 15, farkları 1 olacak. Bir kere bunu yazdık. Farklı sayılar olduğuna göre çevresi en az kaç birimdir diye soruyor. Şimdi çevresini sorduğuna göre dostum ben burayı da hani en azını sorduğu için bunu en küçük seçeceğim. Aha 2 seçtim. Sonra da diyeceğim ki AD ile DC'nin toplamı bu 2'den büyük olmak zorundadır diyeceğim. Şimdi bunları ne seçebiliriz diye düşünüyoruz dostlar. 2'den büyük olacaklar ve her biri tam sayı olacak ve ne diyeceğiz? Tam sayı olacak ve birbirinden farklı olacakmış canım kardeşim. Peki ben o zaman burayı 3 seçebilir miyim şu kısmı? 3 seçtiğim takdirde 2'den büyük oldu mu? Oldu. Peki 3 olabilmesi için birinin 2, birinin de 1 olması lazım hocam. Ama biri 2, biri 1 olduğu zaman da hani farklı demişti ya kenar uzunlukları, tüm kenar uzunlukları farklı olacak. Ama farklı olmuyor bak 2 2 oluyor. Demek ki 3 seçemem. Yani çevresi 5 olmaz arkadaşlar. Peki 4 seçebilir miyim öğretmenim? 4 seçsem burayı. Peki buranın 4 olması için AD ile DC'nin toplamının 4 olmasını düşünüyorum şimdi. 4 olması için birinin 3, birinin de 1 olması lazım. Doğru mudur? Evet doğru. Birine 3 derim, birine de 1 derim. 2 2 yapamam. Sonuçta farklı demiş. Peki 3 ile 1'i seçtiğimde üçgen eşitsizliğine uyuyor mu diye kontrol edeceksin. Neydi üçgen eşitsizliğinin kuralı? 2'yi ortaya yaz. Toplamları 4'ten küçük mü? Doğru. Farkları 2. 3 ile 1'in farkı 2'den büyük mü? 2. Hayır, değil. O yüzden 3 ile 1 de olmaz. Yani 4 olamaz. 4 olmadığı için toplamları çevresi 6 olamaz. Bunu da sildim. Peki gelelim 5'e. 5 olabilir mi? Şurası 5 olsa. AD ile DC'nin toplamı 5. O zaman birinin 3, birinin 2 olması lazım, değil mi canım kardeşim? Ya da birinin 1, birinin de 4 olması lazım. Böyle bir şey olması lazım. Peki 3 ile 2'yi de deneyelim. 3 ile 2 olmaz zaten toplamların 5 olması için. 3 veya 2 olmaz. Çünkü 2 olursa 2 2 kenar olur. Farklı kenarlar olmaz. Demek ki 4 ile 1 olacak. Deneyelim. Şimdi 4 ile 1 olsa burası. 4 ile 1. Üçgen eşitsizliği sağlanıyor mu? 2'yi ortaya yazdım. 4 ile 1'in toplamı 5'ten büyük, küçüktür. Doğru. 4 ile 1'in farkı 3'ten büyük müdür? 2. Hayır, değildir. O yüzden buna da uymadığı için burası 5 olmaz. 5 olmadığı gibi de toplam çevrede 7 olmaz. O yüzden bunu da sildim. Bakın gidiyoruz yavaş yavaş. Zaten cevap Edirne'ymiş de biz nasıl bulacağımızı öğreniyoruz. Peki. 5'i de geçtik öğretmenim. Sıra geldi burası 6 olsaydı. Peki 6 olması için bu ikisinin toplamı neler olması gerekir? 1. 3 3 olabilir mi? Hayır, olmaz. Neden? Çünkü farklı olacak demiş. Peki 4'e 2 olabilir mi? 4'e 2 de olmaz. Neden? Çünkü 4 2 dersen buraya 2 2 olur. Farklı kenar olmaz. 4'e 2 de olmadı. 3'e 3 olmadı. 5'e 1 olsa hocam. Tamam, deneyelim oğlum. Burası 5. Burası da 1 olsa. Bakalım şimdi. Farklı mı kenar uzunlukları? Evet, tamam, bu şartı sağladı. Ama bir de üçgen olma özelliğini sağlıyor. Şimdi 2'yi ortaya yaz. 5 ile 1'in toplamı 6'dan küçük, sorun yok. 5 ile 1'in farkı 4. 4'ten büyük mü? Hayır. O zaman bu da olmadı. Yani toplamları 6 değil ki 8 olsun çevresi. Cevap Edirne'den çıktı arkadaşlar. Pekala, 10 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 11 numaralı, 11 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuz. BD kenarortaydır. AC X'in kaç farklı değeri vardır diye soruyor bize. Biz şurayı bulabiliriz. Burası da buna eşit olduğu için sonra 2 ile çarpar 2x'i buluruz. Yani AC'yi buluruz. Önce şu üçgenden x'in aralığını bir bulalım. X dediğim şey 16'dan küçük değil mi toplamları? Farkları da 4'ten büyük. Bana 2x'i soruyor. 2 ile çarp 8 ile
32 aralığındadır o zaman arkadaşlar. İşte bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor bize. Tek tek sayabilirsiniz tabii ki arkadaşlarım ama biz eşitsizlik konusunda ne öğrettik size? İki tarafta da böyle eşittir yoksa bu aradaki terim sayısını bulmanın yolu büyükten küçüğü çıkart 24, bir daha çıkart. Eşittir yoksa 1 çıkart. Eşittir varsa 1 ekle demiştim. 1 çıkart 24'ten 23 tane terim vardır bu aralıkta. Cevap da Adana'dan gelir. Evet, ikinci sorudayız. Dostlar, üniversite sınavında sorulmuş bir sorunun kopyası. Kenar ortayın alabileceği değer sayısını soruyor sana. Kaç tane değer alabilir? Bunu en güzel orta tabandan çözüyoruz ki bakıyorum şöyle yukarıda köşe taşında da bunun benzeri soru var arkadaşlarım. İsterseniz 2 numarayı kendiniz de çözebilirsiniz. Üstteki köşe taşının çözümüne bakın. Aynısını burada da uygulayacağız dostlar. Şöyle ki orta taban çizeceğiz şurada. Şimdi şuna biz hemen burayı da 2'ye bölecek mecbur orta taban. AA diyelim. Şuna mesela 2B deseydim bu da yarısı olacaktı B. Ve şuradaki üçgenden biz AD X'in aralığını bulacağız. Şimdi soru bize diyor ki 2A ile 2B'nin toplamı 18. Peki şu üçgende şöyle olmuyor mu? X'i ortaya yazsak A ile B'nin toplamından küçük, A ile B'nin farkının mutlak değerinden büyük de üçgen eşitsizliği kuralı. Peki 2A ile 2B'nin toplamı 18 ise A ile B'nin toplamı nedir dostum? 9. Demek ki X 9'dan küçük olacak. En büyük ne olabilir? En çok kaç olabilir 9'dan küçük? 8 olabilir. Evet. 3 numaralı sorumuzu okuyalım şimdi. Bakın bir dik üçgen. Muhteşem üçlü var. Hemen şu da hipotenüsün yarısına eşittir. Tık tık simgesini hak etti bu da. Şunlara 8 demiş. 8, 8. O zaman bu da 8. BC'nin alabileceği, X'in alabileceği en büyük ve en küçük değeri soruyor. X şu üçgende hemen bulurum ben X'i. Toplamları 16 yapar, farkları 0 yapar. 0'dan büyük olacak en az 1 olur, 16'dan küçük olacak en fazla 15 olur. Tam sayı dediği için tabii ki BC tam sayı demiş, dikkat et. Tam sayı demeseydi 0.1, 15.9 da seçebilirdin. İşte bize de bu en büyükle en küçük değerin toplamını soruyor. 1 ile 15'in toplamı 16'dır. Yapıştırdık geldi. Evet, dördüncü sorumuzdayız. ABC üçgeninde BD kenar ortay. Bakın ne diyor? X'in alabileceği en büyük değeri soruyor bize. Gelin şuradan yine biz bir orta taban çizelim. Şöyle X'e doğru. Burayı 2'ye bölsün. A diyelim. 12'nin yarısı oluyor orta taban. 6 diyelim. Şu üçgende aslında bu soru neyin aynısı oldu? 1 numaralı sorunun tıpatıp aynısıdır diyebilirim arkadaşlarım. Hemen A'yı ortaya yazalım. A nedir? Şu ikisinin toplamı 14'ten küçük. İkisinin farkı 2'den büyük. Ama bana 2A'yı soruyor. Çarp 2 ile bunu. 4, 2A ve 28. Yani X'in aralığı 4 ile 28 aralığında en büyük değeri nedir? 27'dir. 28'den küçük olacak çünkü. En fazla 27 oldu dedik. Evet, 11'i de gömdük. Hadi bakalım 12'deyiz. Evet, artık burada devreye 90 dereceden büyük, 90 dereceden küçük muhabbeti de giriyor. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Yani Pisagor bağıntısı da devreye girecek. Hatta özel üçgenler devreye girecek. Şimdi bakın nasıl devreye giriyor. Dostum, BC X'in alabileceği tam sayı değeri kaç birimdir? Şimdi iki üçgen varsa biz ne yapıyorduk? Bir üstteki üçgenden bir de alttaki üçgenden sınırları buluyorum. Üstteki üçgen için bak dikkat et şimdi. Üstteki üçgende bir kere 6 ile 8'in toplamından küçük yani 14'ten 6 ile 8'in farkından yani 2'den de büyük. Bak üstteki üçgende bu. Ama bana dikkat et bir de demiş ki şu A açısı küçüktür 90 demiş. He, şimdi bu devreye girdiyse. Dostum şunu yapacaksın. 90'dan küçük veya büyük muhabbetinde. Önce 90'mış gibi kabul edeceksin. Yani burası tam 90 derece olsaydı. Şansına bak özel üçgen çıktı. 6, 8, 10 olurdu 90 olsaydı. Ama küçük dediği için 90'dan sen de burayı 10'dan küçük diyeceksin. Yani X artık 14'ten değil 10'dan küçüktür diyeceksin. İşte üstteki üçgenden gerçek aralık böyle yazıldı. Peki alttaki üçgene gelelim.
alttaki üçgende de x, ikisinin toplamı 12'den küçük, ikisinin farkı 8'den büyük. Peki hocam, şimdi x için 2 tane aralık bulduk. Ne yapıyorduk 2 aralık bulunca? Küçüklerden büyük olanı, büyüklerden küçük olanı. İşte x'in gerçek aralığı 8 ile 10 aralığındadır. Alabileceği tam sayı değeri bir tane var. O da 9'dur dedim. Geldim 2 numaraya. Bakın burada da 2 tane 90'dan büyük ve küçük simgesi var. Bunları kullanacağız şimdi. Şimdi üstteki üçgen için kullanalım. Diyor ki bu A açısı 90'dan büyük. Sen de diyeceksin ki burası 90 olsaydı bu 6, 8, 10 olurdu. Büyük dediği için demek ki 10'dan büyük olacak hocam. Bu bir. Alttakine bak. BCD açısı küçüktür 90 diyor. 5, 12, 13 olurdu burası tam 90 olsaydı. Küçük dediği için demek ki 13'ten de küçük olacak BD. İşte direkt aralığını bulduk. 10'dan büyük, 13'ten küçük olacak. 11, 12 değerlerini alır. 11 ve 12 değerlerini, yani 2 tane değer alır dedik. Daha kolay bir soru oldu bakın bir öncekine nazaran. İşte çok güzel bir soru arkadaşlarım. Bunlar da her soru bankasında karşılaşacağınız bir sorudur. Ben şöyle diyorum bunu öğrencilerime anlatırken. Her zaman bu 90'dan büyük veya küçük olduğunu kendisi söylemez. Bazen de soruda gizlenmiş bir 90'dan küçük ve 90'dan büyük simgesi vardır. Bunun en güzel örneklerinden biri de ikizkenar üçgendir ki ikizkenar üçgenin bir özelliği de şudur. İkizkenar üçgenin tabanındaki açılar eşittir ve %100 dar açıdır bunlar. Dar açı. Çünkü geniş açı olsa, yani 90'dan büyük olsa, 91 olsa mesela, 91, 182 yapar. Buraya eksi 2 derece kalır ki çok saçma olur değil mi canım kardeşim? Demek ki her seferinde ikizkenar üçgenin eşit açıları 90'dan küçük. E hocam 90'dan küçük bir açının bütünleri olan açı da mutlaka geniş açıdır. Yani 90'dan büyüktür. Evet doğru. Buraya 4'ü yapıştıralım yine ikizkenardan. 90'dan büyükse, 90 olsaydı burası 5 olurdu. Büyük dediği için demek ki 5'ten de büyük olacak AB. Peki neyden küçük olacak hocam? İkisinin toplamı 7'den de küçük olacak. Kaç farklı tam sayı değeri vardır 5 ile 7 arasında? Bir tane, o da 6. Evet 4 numaradayız. Bakın artık kenar ortayda ne yapacağımızı öğrendiniz bir önceki köşe taşında. Orta taban çizecektik. Hemen şuradan orta tabanı çizelim. Hocam bu 2'dir. Burayı da 2'ye böler 5, 5 diye. Ve şu üçgenden de biz AD'nin aralığını buluruz. Normalde nedir AD'nin aralığı? X küçüktür. 7 ile 3 aralığında değil mi? Toplamları 7, farkları 3. Ama bu bitmedi. Neden? Çünkü orada bir şey vermiş bize bakın. BAC şu açı 90'dan küçükmüş. E bu açı 90'dan küçükse şurada U kuralı var. Bütünleri olan açı, yani şurası 90'dan büyük olmak zorundadır. Burası büyüktür 90. Şimdi o zaman bir de bunu yapacağız. Demek ki tam 90 olsaydı x kare eşittir 5'in karesi artı 2'nin karesi derdim. Tam 90 olsaydı Pisagor yapıp bulurdum x'i. Ama büyük dediği için ben de bu eşittir yerine büyüktür'ü koyuyorum. Devam edelim. X kare büyüktür 25, 4 daha 29. Yani x büyüktür kök 29. Lan bu 29 dışarıya nasıl çıkar hocam? Şunu diyeceksin hemen. 29'dan önce dışarıya tam çıkan sayı ne? 5. 29'dan sonra dışarıya tam çıkan sayı ne? 6. 36 yani. 36 ile, şimdi bu adam 25 ile 36 aralığındaysa dışarıya çıkacağı sayı da 5 ile 6 aralığında. Yani 5 nokta bir şey. O zaman şöyle diyelim mi? X büyüktür 5 nokta bir şey aralığında. Hadi gelin bunu da bunun altına yazalım. X büyüktür 5.1 diyelim ya, ona bir şey diye yazmayalım. Peki şimdi X'in gerçek aralığını buluyorum. 2 tane aralık varsa ne yapıyorduk? Küçüklerden büyük olanı 5.1'i X, büyüklerden küçük olanı diyeceğim ama zaten bir tane var, 7'yi aldım. 5.1'den büyük, 7'den küçük bir tane değer var, o da 6'dır zaten. Tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. 6'dır dedim.
Evet, bir dört köşe taşı daha gömdük dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.